Apo hocam. Ne oldu Kater Denizi'nde gemilerin batmış gibi? Hayırdır? Koroche o moye de o che o o e o Messi 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 Ne demek biliyor musun en başa söylediğim Messi atacak Abdülkerim şaşacak Yeni yeni Geçmiş olsun hocam. Brezilya'yı da kaybettik ya. Maşallah dediğin üç gün yaşıyor yemin ederim. Üzülüyorum sana ya. Yarasın hocam. Çıkayım mı ben? Gideyim mi yani? Sen bilemedim de. Oluyor çağrı. Sen de gülüyorsun kız 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 kız. Kovacheo, maeta oyaşa, la Messi, Messi. <laughs> Çok zevkli senin kaçtırmak hocam ya. Herkese merhaba. <laughs> Ters köşe izleyicileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum. Aklım gitti benim. Bu tezahüratlar, mezaratlar. Vallahi billahi. Bir hocam bu yaptığın nedir şimdi senin? Üzülme hocam. Güney Amerika'ya kupayı getireceğiz. Gene gelecek. O kıtaya gelecek kupa. Ya o kıta batsın inşallah. Yerle bir olsun Güney Amerika kıtası ya. Allah Allah. Allah Allah. Bundan sonra seni ilgilendirmiyor değil mi hocam? Fransa mı? Fas mı? Hırvatistan mı? Bilmem ne. Bak biz şimdi bu videoyu çekiyoruz. Yayınlandığında zaten bir tanesi belli olmuş olacak. Sonrasında diğer yeri finaliz falan derken seni çok ilgilendirmiyor değil mi? Ya her şey bir yana <laughs> bana ne koyuyor biliyor musun? Yani yanılmak falan bir şey değil. Tabii ki yanılırsın. Futbol bu. Brezilya'yı tutarsın. Brezilya kazanır dersin. Tahmininde yanılırsın. Şimdi bugün yarı finalde Fas olacak, Hırvatistan olacak diyen adama senin futbolla hiç işin yok denirdi değil mi Dünya Kupası'ndan önce? Kesinlikle. Şimdi bilmiş insanlar oluyorsun. Fas'ı dedin diye sen bilmiş adam oluyorsun. Ne bilmesi ya? Malum organından sallamışsın. Denk gelirse diye. Gelmezse bir şey yok. Gelirse aa ben demiştim i̇şkembe Kübra'da. Evet yani. Sanki biz tuhaf bir şey söyledik. Brezilya kesin bu turnuvanın şampiyonu dedim ben. Çok iddialı konuştum. Şimdi bana binlerce mesaj atılıyor. Ne oldu? Hani sen çok biliyordun. Ben çok biliyorum ne var yani ne var ne var ki bunda yani. Evet, Abdülkerim ben... Junior diyorlar sana. Junior mu? Abdülkerim Junior. Ben benim Junior'luğum mu? Junior küçük değil. <laughs> Sen Brezilya şeyin sen biliyorsun dili junior küçük demek değil mi? Benim küçüklüğüm mü var ben 60 küsür yaşındayım yani ben kötü, son, maya, kötü son Alisson diyorlar kötü son Alisson. Neyse Kaleci. yani Allah bak herkes benimle makara geçiyor biliyor musun sokakta tanıdıklarım tanımadıklarım hiç tanımıyorum sokakta gençler görüyor beni Abdülkerim abi Brezilya'ya ne oldu falan diyorlar bana caddede İçimden nokta nokta oldu diyorum da <gülüyor> yani. <gülüyor> Ne oldu Brezilya'ya? Şanssızlık. Vallahi <laughs> Neymar gitti. Ronaldo'yu da oynatmadılar hocam ya. Ronaldo'yu da bitiren bu turnuva mı oldu acaba? Yok ya Ronaldo biter mi ya? Ronaldo'nun Ronaldo biter mi ya? Adamın arkasında bıraktığı korkunç bir kariyer. <laughs> Banka hesaplarında inanılmaz rakamlar. Milyonlar, milyarlar. O adam biter mi ya? Ya tabii maddi anlamda bitmez de Hiç... futbol anlamında acaba son demleri mi hocam yani? Ya. <laughs> ya son demleri olsun zaten 54 yaşın kaç yaşında ya 54 mu oldu 54 mu oldu? oldu hocam kaç diyorsun hocam ya? kaç oldu 60'tan gün aldı hocam Ronaldo'ya e tamam kaç kaç onun yaşı şimdi 35 he 37, 37. e ha, 37 ha, 54 işte 7 <laughs> yani nedir Allah aşkına ya futbol için 37 de 38 demek 45 50 demek yani o da bıraksın artık hakikaten ya. Yani. Ama kaleci için uygun bir yaş değil ya var mi? Yani 30 yani. 30'liler, 38'ler. O bile fazla ya. Değil mi? Bir kere şeyin mesela 38 39 yaşına gelince artık suratın bile hafif çökmeler başlıyor. Kırışıklıklar Tabii bak falan. Tabii Ronaldo'nun suratına bakın. yanık yakından gösteriyor. Görüyor musunuz Ronaldo'nun suratını? Mesela bir o 7 yıl, 8 yıl önceki o canlılık var mı suratında? Porselen gibiydi. Adam canım. daha yok. Şimdi daha çirkinleşti. Yakışıklıydı. Daha çirkinleşti adam. Messi'yi görmüyor musun? Hilkat kalibesine döndü. Yaşlı ihtiyar bir sakallı amcaya döndü. Zaten huysuzlaştı hocam. Evet, Farkındaysan evet. eski Messi yok. Gider yapıyor. Atar yapıyor herkesi. İki mesnelik begorsa posta koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi 1.34 şey diyor ki hadi hadi diyor falan filan. Anladın mı? Yaşlandı. Yaşlandı. Millet. Al da emeklisi gibi balkondan Tabii ki. oraya park etme oğlum diye Ronaldo gibi. da gibi. Bırak artık ya. Neyin peşinde ya? Neyin peşinde ya? insan? Yani 38 yaşındasın. Değil mi artık? Yeter ya 38 ya. Vallahi yeter. Yani 38 tamam. Hani futbol çok erken yaşta bırakmak tamam. Hani 32 33 güzel. 34 güzel. 35 tamam. Benim için 35. Ben ne? Cahil Sıtkı Tarancı'yım. Yolun Yaş demek. 35. Yolun yarısı eder. Dante Dante, Dante ortasındayız ömrün. Vay be. Anladın mı? Bak koskoca şa şairler boş konuşmaz he. Şairlerin her sözünde. Hocam. Tabii ki her sözünde bir tecrübe vardır. Bir, bir hikmet çok vardır. giden. Tabii ki. Memnun ki. Şair giden. yıllar önce yalan mı söylemiş? Yaş 35 yolun yarısı eder diyor. Dante Dante. Sen yolun yarısını da geçmişin. Ronaldo. 35'i de geçmişin. Yolun yarısını geçmişsin. E artık dur be abi yani. Dur vallahi dur ya. Yani vallahi dur yani 35'ten sonra 36 yaşında futbolcuyla bu bile bana bir tuhaf geliyor. Ne var ya adam o. Ya oynamasın kardeşim. Halı sahada oynasın artık zevk yapsın. Böyle oluyor ondan sonra böyle şey oluyorsun. Ama şimdi şöyle bir şey var hocam yani belli futbolcular için tamam da Ronaldo gibi, Messi gibi, Mbappe gibi sanki oynarmış gibi gözüküyor. Abi daha bak şimdi 23 yaşında bir e, Mbappe var değil mi? 23. He? Yani biz bu adamı Ronaldo kadar oynasa 15 yıl daha mı seyredeceğiz bunu biz? 15 yıl daha. Bu Sanki on... öyleymiş gibi. Evet bu 15 yıl daha soldan boyuna böyle deparlar mı atacak? Sıkılırız abi ben yani sıkılırım abi. Vallahi sıkılırım. Tamam her Ama şey. Ama sana göre Mbappe 3 sene sonra bırakmalı hocam hep aynı şeyleri Yok yapıyor. abi diye. 23 değil mi? 10 sene daha güzel. Güzel. 10 sene daha oynasın 23 33 tamam. Yani 33 olan 34'ten sonra artık Yok abi yok vallahi yok. Bir de hep aynı yerde oynaması mı hocam yoksa transfer olması farklı liglerde de oynaması mı gerekiyor? Ya Bülo Can'cım bak artık toplum da değişti. Bak toplum da değişti. Çabuk tüketen bir toplumuz. Çabuk sıkılan. Öyle değil mi? Sıkılıyoruz. Mesela 3 sene 5 sene önce bu gençler çok kahkahalarla güldüğü stand upçılara artık demod ediyorlar. Çabuk tüketiyoruz. İnsanlar çabuk sıkılıyor. Şarkıdan, müzikten hayat o kadar hızlı akıyor ki artık. Bu sosyal medya dijitalleşmeden dolayı sıkılıyor. Yani ben her dakika Cristiano Ronaldo seyretmekten artık sıkıldım yani. Sıkıldım. Çünkü ben tahmin edilebilirsin artık. Biliyorum ben. Ronaldo'nun önüne bir top atacaklar. Çapraz mapraz yakaladığı yerden sınk diye vuracak. Bir de o ayakların topun üstünden geçirecek. Evet, daha o artık geçiremiyordu geçiremiyor sağ da. Sağ. Eskiden rrrr gibi ayaklarını göremiyordun. Şimdi artık 37-38 olmuyor kardeşim. Slow motion. Olmuyor. Yavaş yavaş geçiyor. Son son maçta oyuna girdi ya. Sağ çaprazdan hafif böyle bir karşı karşıya gibi bir pozisyon yakaladı. Kalecinin üstüne vurdu biliyorsun değil mi? Eskiden olsa o topu ne var ya tavana tavanda falan görebilirdin. Topun şiddeti bile değişik giderdi. Kardeşim, kanunlar vardır. Ka kanunlar bunlara karşı koyamazsın. İnsanlar yaş her sene yaş ilerledikçe performansı düşer insanların. Değil mi? Hangi adam şar şarkıcı var. bile değil mi? He, Mesela ses bir şarkıcı düşer. 50 tamam, şey yaşından oldu. sonra Türkbol nefesi olarak. kesiliyor, sesi değişiyor, gitmiyor artık. Bak yaşlıyız. Bak buradan aşağıdan, böyle de aşağı kattan buraya çağrıyla Kerim koluma girdiler, ola çıkardılar beni buraya. Yok artık. Ne yok artık? Sen bitmezsin hocam. Senin daha bir 15 senen var sosyal Eskiden nasıl değil mi? 5, 5 sene oldu. önce ben böyle arada değil mi? Ceylan gibi çıkıyordum bu merdivenleri. Şimdi nefes nefese kalıyorum. Sağ olsun çağrıyla kelim kol, şeyime koluma giriyorlar. Seni sevdiklerinden hocam. Abi bu iş böyle bak konuşamıyorum. Biri sağ kolun biri sol kolun öyle. Onlar aslan gibiler de ama bu çağrıya bu ara papaz olabilirim çağrıyla. Geldiğimden beri o da senin temin söylediğin garip onu da nasıl ezberliyorsunuz siz ya? Ezberlemedim, A uydurdum onu. Vaysa o o. Yani şaka o şey ya. O ma e Bu Arjantin dili değil mi bu? Isim? Ha işte onun gibi. Bu atıyor şey, mu kafadan mı atıyor? Canım, Allah Arjantin senin öyle, belanı ne versin sen. Hocam ben, ben de bunu ciddi, ciddi ciddi aferin nereden öğrendi diyorum ya. Sallıyorsun ha? Türkiye'nin yarısı Arjantinli <laughs> ya hocam. o yüzden biliyormuş gibi. Ama güzel sallıyor he. Valla o benziyor. E <laughs> çağırdı <laughs> <aşağı> da çağırdı da çağırdı o çağırdı o çağırdı da çağırdı da çağırdı ya o. Tamam, Gerçi ya kabile gibi. Çeviriz. Messi vuracak, Abdülkerim şaşacak falan Şarkı gibi. da <laughs> senin çocuğuncak şarkıda Abdülkerim geçiyor mu? Geçmez, <laughs> Geçmez mi? Vallahi <laughs> mi? <mı>? Tabii. <başında gülüyor> sonra, ortasında, <laughs> sonunda, <devsında> hepsinde var. <laughs> Hayır. Ya Allah senden razı olsun Bilhocan ya. Çağrı senden de. Vallahi bak o, o, Brezilya elendi ot O günden beri yemek yiyemiyorum. Çay çok içerdim. Çay içemiyorum. Vücuduma bir şey girmek girmek istemiyor ya.